benim öğrencilik dönemimde böyle bir sergi olsaydı ben buradan çıkmazdım. Gördüğüm kadarıyla hem İstanbul Teknik Üniversitesi hem de diğer okullardan yeterince ilgi yok ve bundan çok mutluyum. Çünkü burada Corbusier'den gelen özel formüller var. Bunları gelecekteki rakiplerimin görmesini istemem. O yüzden de sergiye olan az ilgiden çok mutluyum. Aslında benim sergi kısmıyla çok fazla alakam yok. Çünkü bu Rene arkadaşımız, Singapurlu iyi bir mimar arkadaşımızın düzenlediği bir çalışma, 20 yıllık bir çalışma. Bir kere bu olayın oluşu çok güzel. İşte ofisine gelen stajyerlerle birlikte bu çalışmaları 20 yıldır yapıyor ve biriktiriyor. Aslında enteresan bir inceleme tarzı. Hem Corbusier'in bütün projelerini gerçekleşmiş, gerçekleşmemiş makete dönüştürmek ve ölümsüzleştirmek güzel bir katkı. İkincisi hepimizin Corbusier ile ilişkisi var. 1905'ten beri geçen yüzyıla damgasını vurmuş en önemli mimarlardan bir tanesi. Kitapları var, binaları var, düşünceleri var. İyi ya da kötü tartıştığımız birisi. Sergimiz bir maket sergisi. Gezen bir sergi bu. Sergide 150 küsur Le Corbusier'in yapılmış ve yapılmamış binaların maketleri görüyoruz sergide. Serginin maketleri Singapurlu RT ve Q şirketin stajyerlerin yaptığı maketler. Bu sergide geziyor dünyaya, farklı okulları, farklı festivalları, mimarlık festivalları. Biz de God Vakfı olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'yle beraber sergimizi buradaki Taşkışla binada Haziran ayında sergilemeye karar verdik ve açtık. Orada ben, Gürkan Güney, ikimiz serginin genel konumunu organize ettik. Sergideki deneyime baktığımız vakit biz insanlara maketlerin bakmaları ve aslında biraz da 360 olarak etrafını gezmeni istedik. O yüzden buradaki gördüğünüz düzende maketlerin ön, arka, sağ, soluna bakma fırsatı veriyor. Sergide beraber gelen bir sergi sistemi var. Bunları ayakta tutan. Aşağı yukarı biraz tarihe göre yani şu köşede 1914'lerde başlayıp bu taraflarda 1960'lara doğru bitiyor. Tabii ki araya başka şeyler giriyor ama ağırlıklı kronolojik. Maketler üzerinden anlamaya çalışmanın iki türlü anlamı var. Bir tanesi işte maketin her tarafına sağına soluna yukarıdan aşağıdan sağdan soldan bakıp inceleyebiliyorsunuz. İkincisi o mimarlık düşüncesinin aslında ne kadar üretken ve ne kadar detaylı olduğunu görüyorsunuz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde olmasını istedik. Yani İstanbul'daki okullardan bir tanesinde olmasını istedik. En büyük ve kolay salonlardan bir tanesi İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki o büyük koridorlar. Bu serginin gezici sergi dünyasının, işte bunların karton paketlenmeleri, kutulanmaları, götürülmeleri bu da ayrıca bir ilginç serüven. Bu sergi gümrük problemleri nedeniyle son dakika geldi. Hatta geldiğinde açılış için söylenen saatle aynı saatteydi. Fakat burada hem bizim vakfımızın ekibi, arkadaşlarımız, ofisteki arkadaşlarımız ve buradaki öğrencilerle yaklaşık bir 50 kişilik bir elden ele imece usulüyle kuruldu. Zaten serginin esprili taraflarından bir tanesi de o, çok kolay kurulabiliyor. Her yere gidebiliyor. İsterdik bu sergiyi Türkiye'de daha fazla tutmayı ve başka şehirleri de gezdirmeyi ama sıkışık bir programı var. Her yerden isteniyor. Aslında Rene ile bunu konuştuk. Aslında bunu bir üniversitede, bir mimarlık fakültesinde burada bir ders olarak bunu yapmak. Böyle bir arşiv aslında bütün okullarda olması gereken arşivlerden bir tanesi. Buradaki gördüğünüz maketler iki türlü maket. Daha eskiden yapılmış, kesilmiş, elden kesilmiş, fotoblok malzemesiyle, plastik malzemeyle elden kesilmiş, bir araya getirmiş maketler var. Bir de yeni nesil 3D print maketleri var bunun gibi. Bu mesela 1958'de Brüksel'deki pavyon yapılan. Şimdi bu tür yüzeyler, özellikle kavisli yüzeyler 3D print teknolojiyle daha kolay yapılıyor. Türkiye gelen, İstanbul'da zaman geçiren, özellikle burada bazı binaları var Le Corbusier'in erken dönemde Balkan ve İstanbul'dan esinleyerek önemli binalar. Bir de Akdeniz ülkesiyiz. Burada örneğin Le Corbusier'in kabin binası, kabanon binasını görürsünüz. Çok basit bir barak Akdeniz'de. Bu tür binalar Corbusier'in sırf
büyük konut veya büyük devlet binalarının yaptığı değil, her türlü bina yaptığını görüyoruz. Bir araba, araç tasarımı da var, onu da görüyoruz. Corbusier bizim için hala bir miras. Özellikle Türkiye ve İstanbul için bir miras. Biz de Gard Vakfı olarak bunu iyi yansıttığınızı düşünüyoruz. Bundan sonra bu sergi Yunanistan'a gidecek, ondan sonra Amerika'ya gidecek, Yale gibi önemli okullarda yer alacak. Biz gururluyuz bunu İstanbul'da, İstanbul Teknik Üniversitesi'yle beraber getirdiğimiz için. Bir Louis Kahn, bundan sonra bir Frank Lloyd Wright sergisi de olmalı diye düşünüyorum. Herkes bu mimarların bilgilerinden yararlanıyor ama bir geri verme, ilişki kurma, interaktif bir ilişki her zaman mümkün olmuyor. Özellikle okullarda bu üzerinde deneyimleyerek işte bir projeye, bir binaya takıp onu bütün yönleriyle özümseyerek incelemek aslında güzel bir çalışma metodu. Bugün mimarlık ortamında genelde hemen daha birinci sınıftan itibaren öğrenciler mevcut bir şeyden yararlanmak yerine hadi bakalım nedir marifetiniz, hadi ben yeni bir proje çalışın, işte bir proje getirin, fikir getirinle hareket ediyorlar. Aslında altyapı olmadan bunu yapmış oluyorlar ve çoğu zaman da biraz mutsuz, hüsran ve iyi sonuçlanmamış stüdyo ödevleri oluyor. En azından bir ya da iki tane stüdyonun aslında bu şekilde çalışması çok faydalı olur. Yani nasıl bakılır, nasıl incelenir? Ben çok memnunum bunun olmadığından. Tabii ki bizim karşımızda rakip azlığı demektir. İnşallah okullar böyle devam ederler. Corbusier'in ben en son dönem, yani 1950'lerden sonra ölümüne kadar olan dönemdeki çalışmalarını ayrı tutuyorum. Evet, ondan öncekiler de birer birer gerçekten programla, fonksiyonla, yapıyla ilişkilerini doğru kuran işler ama tabii alt mekan, üst mekan, iki duvar, bir cam mekan olan o kadar indirgenmiş, minimalist, modernist projeler tabii ki çok taklit edildi. Hatta ben bazı ziyaretlerde koşa koşa gittiğim Corbu binalarına benimle mimar olmayan arkadaşlarım geldiği zaman ne var bunda, her yerde var bunda derlerdi. Yani çünkü evet, ama bu ilki, ama bu orijinali, ama çok taklit edilmiş, çok kullanılmış bir mimarlık külliyatı var. Yani benim için işte mesela Amerika'daki tek işi olan, yani Kuzey Amerika'daki tek işi olan Carpenter Center, Chandigarh'daki resmi binalar. Mesela Chandigarh'daki konut projeleri mesela master plan projeleri içerisinde, genel yoğun projeler, yerleşme alanları mesela tam bu dediğim tehlikeyle karşı. Seferihisar'da da görebilirsiniz ona benzer şeyleri. Amasya'nın 1950'lerde 60'larda yapılmış binalarında, hükümet konaklarında da görebilirsiniz. Ama o söylediğim devlet yapılarını göremezsiniz Chandigarh'daki. Bir de Chandigarh'da birkaç tane özel villalar var. Onlar çok değerli. Onlar içinde tam iklime göre, yani gidip görmek lazım. O iklime göre içinde o microclimate'i yaratan, işte üst katında bir güzel bir eğlence, parti, bir arada toplanma için mekanlar, açık alanlar sağlayan ama üstte çok da güzel tonozlu çatılarla çevrilmiş harika binalar. Ben hala öyle kapalı alanı, açık alanı, iyi çözülmüş binalar üstünde çalışmayı seviyorum. LC 150 artı Haziran 15'e kadar Taşkış'la İstanbul Teknik Üniversitesi Taksim'de görebilirsiniz. Ben öğrenci arkadaşlara özellikle söylüyorum bunu. Gelin görün, böyle bir fırsat daha ne zaman yakalayabilirsiniz bilmiyorum. Önemli işler var burada. Bir mimarın nasıl hayatında, nerede başlayıp nerede bittiğini çok net görebilirsiniz. En önemlisi bu maketleri açıp, dokunup, bakıp sağa soluna bir takım şeyler öğrenebilirsiniz. Gelin bakın, beraber biz Le Corbusier'i tekrar değerlendirelim.